Salatu vesselamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve ehdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve peygamberlerin ahlakından, hansı ki bize de bu cür ahlaklarla ahlaklanmak lazımdır. 13. lüzumuhum lima ya'muruna bihi ve bu'duhum amma yenhevne anhu. Peygamberler emrettiği şeylerden özleri ederler ve kadığa ettiği şeylerden de özleri çekinirler. Emrettiği şeyler özleriydiler ve kadığa ettiği şeylerden uzaklaydılar. Ve bu da peygamberlerin ahlakındaydı. Onlar insanlar içerisinde insanlara emrettiği şeyler birinci özleriylerdiler. Ve kadığa ettiği şeylerden en uzak olanlar da özleriydi. Ve Şuayb Aleyhisselam hakkında Allah Teala haber verir. Ve buyurur ki Hud suresinde قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي. Dedi ki ey kavmim bana haber verin. Eğer ben Rabbim tarafından bir delil üzerindeyimse وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ve Allah bana bundan güzel, yakşı bir ruzi vermiştir. وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْ ve ben de size kadığa ettiğim şeyde size muhalif olmak istemem. Yani size kadığa ineyim, sonra da kadığını özüm edeyim. İn uridu illa l-islaha mestad. Ben yalnız bacardığım kadar islah isteyirem. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la Enam suresinde buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki ve ene evvelül muslimin. Ben ilk Müslümanlardanım. Ve her bir peygamberin de halının dili buydu, gövmüyle. Var ağzındaki dil, bir de var halının dili. Eğer bir şey emrettimse, ben onu edenlerin birincisiyim. Eğer bir şey kalan ettimse, uzak duranların birincisiyim. Ve bu da en azametli ahlaktır. En şerefli ahlaktır. Ve ona göre Allah Teala gınamıştır kim ki insanlara bir şey emredir, özü ise muhalif olur. Ve eksi de Allah'la tarifi vardır kim ki insanlara emredir ve özü de birinci edir. Ve Allah da buyurur Saf suresinde Ya eyyühellezine amanu lime tekulune ma la tefalun. İman getirenler, elemeyeceğiniz şeyi niye diyorsunuz? Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tefalun. Elemeyeceğiniz şeyi demeyiniz Allah yanında büyük gazabe sebep olur. Benim için Bakara suresinde اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ كِتَابْ اَفَلَا تَعْقِرُونَ. Siz özünüz kitap okuduğunuz halde insanlara emredirsiniz yakşılığı, özünüzü unutursunuz. Meğer akıl etmişsiniz, derk etmişsiniz. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde haber vermiştir ki insanlara emredip, insanlara yakşını öğretip, özü emel etmeyen şam kimidir. İnsan başkalarına ışık verir, özünü ise yandırır. Başka hadiste buyurmuştu ki yani kıyamet günü cehennemde cehennem ehli bir insanın etrafında dolaşacak, toplaşacaklar ve onun da bağırsakları çöle tökülüp ve o da bağırsaklarının etrafında fırlanır, uzun kulak değirmen taşının etrafında dövrettiği kimi. Ve cehennem ehli de başına yığışır ve deyirler ki ey falan kes sen ne üçün buradasın, sana ne olur? Ve o da sen bize, yani sen bize yakışını emretmirdin mi? Pisten çekindirmirdin mi? Ve o da cevap verir ki, yani ben size yakışını emredirdim, lakin özüm elemirdim. Pisten çekindirirdim, lakin özüm ise o pisi, o münkeri terk etmiyor değil mi? Ve peygamberler ahlakından 14. Yani muhalif insan yani davet ettiklerini davetini devamiyetli ederdiler. Bu da peygamberlerin ahlakından ilki onlar davetten ümit kesmezdiler. Bak Nuh peygamber neçə il dəvət elədi? 950 il. 950 il dəvət elədi. Hər cür vasitə ilə. Necə ki Nuh surəsində gəlir.
Ve hemçinin oğlunu dəvət elədi ta ki dalga ata ilə oğlun arasında girənə qədər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bize nümunədir. Əmisi Əbu Talib'i dəvət edir hətta ölüm gələn vaxtı. Ruhu çıxana qədər. Ve ölüm ayağındaydı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ya am, kul la ilahe illallah kelimeten uhacu leke biha indallah. Ey əmi, əmi can, la ilahe illallah denen elə bir kəlmə ki, mən Allah yanında şahid olacağım sənin üçün. Sən deyibsən deyə. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşitəndə ki, Yahudi uşaq xəstədir və gedir evə, eşitəndə ki, ölüm ayağındadır. Gedir onu baş çəkir və ona İslamı ərz edir. Yahudi olur uşaq və uşaq atasına baxır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, şəhadət kəlməsini dinən. Və uşaq atasına baxır. Atası da deyir ki, Əbul Qasım'a itaət elə. Və uşaq da şəhadət kəlməsini deyir. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evdən çıxarkən onların evindən hansı ki müsəlman olaraq ölür uşaq və deyir ki, Elhamdülillahi ləzi ənqadəhu minən nar. Və onu cəhənnəmdən xilas edən Allah Teala həmdə layiqdir. Görün necə rəhimli idi, dəvət edir. Hətta Yahudi idi, ölüm ayağında belə yenə dəvət edir. Yaxşı, burada kifayət edir. Allah Teala bizi eşidib yaxşına tabi olanlardan etsin. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Şədən la ilahe illə əntə, əstəğfirullah.